Sağlıklı Gülüşler programına hepiniz hoş geldiniz. Her cumartesi saatleri 12'yi gösterdiğinde ağız ve diş sağlığı hakkında e, hocamızla birlikte sorularınızı cevaplıyoruz ve önemli konulara değiniyoruz diyebiliriz. Bu hafta da önemli bir konuya değineceğiz. Aynı evet. zamanda çok çok merak edilen bir konuya e, ve günden güne de yaygınlaşan bir konu evet, diyebiliriz. Evet çok yaygınlaştı çok merak ediliyor. Gülüş edilmiyor. tasarımı ve estetik diş hekimliği. Evet bugün estetikle ilgili merak edilenleri e, cevaplandırmaya çalışacağız. Bakalım program Ağızda neler var? Diş hekimliğinde estetik nedir? Kompozit lamina uygulaması nasıl yapılır? Dişlere dokunmadan restorasyon yapmak mümkün mü? Estetik diş hekimliği ve gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri diş hekimi Alpay Hava canlı yayında anlatacak az sonra. Evet gülüş tasarımı ve estetik diş hekimliği dedik çok merak ediliyor ee, günden güne de yaygınlaşıyor değil mi hocam? Evet. Ya estetik deyince gülüş tasarımı deyince şimdi e, estetik ne demek bu anlamda isterseniz evet, onla başlayalım. Estetik ne demek önce ondan başlayalım ee, dişlerin e, birbirleriyle ve çevredeki yumuşak dokularla da aynı zamanda yani diş eti ve dudak gibi dokularla da belli bir uyum içinde bir ahenk içinde olması belli bir diziyi takip etmesi ve göze hoş gelmesi diyebiliriz estetik kavramı için. E, bu tabii ki kişiden kişiye değişmekle beraber yani göreceli olabilir aslında. İnsanların estetik zevkleri bir ağız deyince mesela. Evet estetik bir ağız deyince dişlerin boyutlarıyla, orantılarıyla, işte renkleriyle, yüzeylerinin pürüzsüzlüğü ve işte parlaklığıyla, diş etleri arasındaki seviyelerin uyumuyla işte dudağın şekliyle ve orantılı oluşuyla, simetrisiyle bir çok ayrıntısı var e, yani. Bir sürü ayrıntısı bunun. var aslında. Bunların birleşimi ama hani e, dışarıdan bu işin detayına girmeyecek teknik konularına eğilmeyecek bir insanın bakınca gözüne hoş gelmesi diyebiliriz aslında. E, bu her ne kadar kişiden kişiye değişse bile e, belli sınırları çizen kurallar, kavramlar, kriterler var. Peki gülüş tasarımı ne demek? Nasıl yapılıyor? Gülüş tasarımı ne demek? Gülüş tasarımı e, kişinin yüzüne, yaşına, cinsiyetine, e, karakterine e, uygun olmak kaydıyla ona en çok yakışacak e, onda en güzel o yüz onun yüzünde en güzel duracak gülüşün sağlanmasıdır diyebiliriz aslında basitçe. Ama bu az önce saydığımız o kavramların hemen hepsi e, bunun altına alt başlık olarak girecektir. E, yani e, hastanın Tabii ki kendi istekleri, beklentileri mutlaka bizim için önemli. Ama bununla beraber aynı zamanda hem çok sağlıklı, hem doğal, hem de bazı bilimsel kriterleri karşılayabilecek şekilde ona bunların sunulabilmesidir diş ile ilgili. Evet, ve estetik deyince aslında yaygınlaşıyor giderek dedik. Çok, evet. e, gülüş tasarımı kavramı da e, daha çok bilinir hale geliyor. Belki de akla ilk gelen pembe ve beyaz estetik. Bunu birçok izleyicimiz duydu belki de bu konuyu Doğru. araştıran ha. ya da az çok alakalı çok olan. Evet. Pembe ve beyaz estetik gibi kavramlar ne anlama geliyor? Bilmeyenler için açıklayacak olursak. Evet, şimdi e, diş hekimliğinde estetikten bahsettiğimiz zaman bunu e, diş hekimliği diye sadece dişle sınırlandıramayız. Bunun daha kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Dişlerden bahsederken beyaz estetik diye adlandırırız. Birazcık daha anlaşılır olsun basitleştirelim diye. Pembe estetik de dişler dışındaki çevre dokuları kasteder. Yani diş etleri, dudak gibi dokuları kasteder. Çünkü burada şöyle bir şey de var. Çok önemli olarak dişlerin rengiyle, şekliyle, duruşuyla, akslarıyla, eğimleriyle ilgili kusurlar olabilir. Bunların düzeltilmesini isteyebilir, talep edebilir hasta. Fakat bunları yaparken dişlerin seviyeleri ee, diş etlerinin de etkisi altında olduğu için diş etlerinde bir takım cerrahi düzeltmeler, müdahaleler gerekebilir. Diş etlerinin renginden memnun olmayabilir, çok görünmesinden memnun olmayabilir hasta. Dudağında seviyeyle ilgili asimetrilikler vardır, kalınlığıyla ilgili bir e, sıkıntısı vardır e, veyahut da dudak çevresindeki anormal kırışıklıklar vardır. Bunlar rahatsız ediyordur. Bunların hepsi bir bütün olarak o güzel gülüşü ve estetiği karşılar. Sizin de belirttiğiniz gibi artık estetik çok popüler olmaya başladı. İnsanlar sadece dişlerinde ağrı gibi bir problem olduğunda ya da apse gibi bir problem olduğunda değil de görüntü estetik çok amaçlı sadece ve sadece hiçbir sorun yokken evet görüntü içinde e, başvurabiliyorlar artık. Yani e, beyaz estetik dişi kapsayan bir evet, estetik sert okuyor, pembe, aynen. pembe estetikte bu da aynı zamanda. Doğru. Hı hı. E, peki e, eksik dişlerden biz bahsetmiştik daha önceki programlarımızda. Evet. Hem hem yine görüntü itibariyle çok rahatsız eden hem de sağlık açısından da e, insanları doğru zorlayan bir durumdu. E, peki e, bu konuda yani doğuştan e, dişleri olmayan, e, diş eksikliği olan, dişlerin arasında ya da boşluklar olan hastalar için nasıl yöntemleri uygulanıyor. Evet e, bu önemli bir konu. Sizin de belirttiğiniz gibi boşlukların olması ağızda zaten ağzın dengesini bozan bir şey olduğu için sağlık açısından da sorun. Ama e, ön bölgede birazcık daha handikap niye burada işte işin içine estetik kavramı girdiği için. Arka taraflarda olan boşluklarda e, tedavi sürecindeki işte beklemeler belki çok sorun olmayabilir. Ama ön bölgelerde sorun oluyor bekleme süreçleri. E, diş kaybı gibi bir durum olduğunda bu can sıkıcı olabiliyor. Şimdi bu gibi durumlarda tedavi yapmak için boşlukların yerine, konumuna, miktarına bağlı olarak e, eksik diş varsa implant tedavisi tercih edilebilir. Fakat burada implant tedavisi tercih edilirken implantın yapılacağı bölgedeki kemik seviyesi çok önemli. Kemiğin çöküp çökmemesi çok önemli. Diş kaybı sırasında orada ciddi bir travma olmuşsa e, implant mecburen kemiğin içinde bir yerde yapılmak zorunda olduğundan dişler arasında konum farkı doğabilir. Bu gibi bir durumda belki bazen köprü yapmak daha doğru olabilir diye düşünürüz. E, bunu aslında hastanın vakanın durumu belirler. Öyle söyleyeyim yapılacak ağız içi muayene ve röntgen muayeneyle hangi yol üzerine gidileceğine karar verilir. E, aralıklar konusuna gelince aralıkları kapatmanın birden fazla yolu var. Ee, yine burada vaka belirleyicidir, dişlerin seviyesi belirleyicidir, ee, aralığı. Boşlukları kapatırken dişler çok geniş olacaksa mesela bunu yaptığımız için o boşlukları dişlere pay edeceksek yani beyaz kısma dahil edeceksek dişlerin orantısını ve yüzde orantısını bozmamak adına belki diş etlerine de müdahale edilerek uzunluğu da artırılarak bir ahenk içinde görünmesi sağlanabilir. Yani çok künt kısa güdük dişler olmasındansa bu yine ağız içinde yapılacak muayenelerle hastanın ağzına alınıp ölçü olarak alınıp laboratuvarda incelenecek modellerle ve hasta fotoğraflarıyla karar verilir. Bundan üzerine bir çalışma yapmak gerekiyor genelde öncesinde. Sonrasında da teknik, yöntem belirlenir ve bunun neticesinde lamine olabilir, seramik kronlar olabilir, kompozit dolgu uygulamaları olabilir, bonding bir çok uygulamaları olabilir. Evet, bunlardan mi? bir ya da belki birkaçının kombinasyonu şeklinde bir tedavi yöntemi belirlenir. Şimdi ona da değineceğiz ama ben şunu da merak ediyorum şimdi herhangi bir şikayetle gelse mesela bu eksik dişimle ilgili ya da işte şu tedavi gerekiyor vesaire ama hani gülüş tasarımı istiyorum evet. diye gelen bir hastanız için nasıl bir ön çalışma yürütüyorsunuz? şimdi estetik de giriyor işin içine, dudak da giriyor sadece diş değil. Evet. Bunun için bir çalışma da oluyor değil mi? Hani oluyor. daha mı çok yoğunlaşmanız As... gerekiyor? Güzel bir soru. Aslında burada önemli olan hastanın Yapılacak tedavisinden önce, öncesi yani o sizin sorduğunuz hazırlık safhası, evet. e, konuşma safhası belki de hastayla. Burası niye çok önemli? Bir kere hastanın beklentilerini çok iyi anlayabilmemiz tatmin lazım. Tatmin etmek evet, adına kesinlikle hastayı. onu tatmin edebilmek adına bir de bunu ne kadar istiyor? Çünkü burada bir değişiklikten bahsediyoruz. Yani estetik anlamda yüzünüzün herhangi bir yerinde ya da vücudunuzda yaptıracağınız bir plastik cerrahi müdahalesine benzer bir şey bu. Herhangi bir sağlık problemi yokken tabii ki yani sizin sorduğunuz soldan yola çıkıyorum sadece gülüş tasarımı için gelen bir hastada dolayısıyla buna ne kadar istekli ne kadar karar vermiş diyelim ki çok net fikri böyle bir durumda da tam olarak ne istiyor beklentisi ne elimizde ne var ve sonrasında tedavi sonrasında neye kavuşmak istiyor neye ulaşabileceğini düşünüyor. Bir kere bunları anlama adına hastayla çok iyi bir diyalog kurmak lazım. Hasta kendini çok iyi ifade edemeyebilir. Onun ağzından laf almamız, anlattırmamız, bunu öğrenmemiz gerekiyor. bunların neticesinde kafamızda bir şeyler şekillendikten sonra bunların teknik anlamda laboratuvar ortamında yapılabilirliği ile ilgili, mümkünlüğü. Klinikte, evet, mümkünlüğü ile ilgili işin teknik incelemelerine geçeceğiz. İşte o fotoğraf alma, ölçüler alma, bunları incelemek laboratuvar ortamında analiz etmek. Yani işin biraz daha bilimsel teknik kısmına geçeriz. Ama öncesinde bu aşamaya gelmeden önce fikren netleşmek gerekiyor. Hastayı anlamak. Anlamak gerekir Tabii ki. Çok doğru. Peki az önce bu tedavi yöntemlerine değindiniz. Tıpkı beyaz estetik, pembe evet, estetik no. gibi. E, kompozit lamine Uygulaması evet. Belki ilk kez duyan izleyicilerimiz evet, evet. olacak kompozit lamine ve porselen lamine. Evet. İkisinin arasındaki fark ne? Hangisi fark. daha avantajlı? Yine öncesinde bir tanımlayacak olursak. Şöyle söyleyelim şimdi ilk önce lamineden yola çıkalım. Lamine e, dişlerin dış yüzeyinde dış tarafa bakan yüzeyinde çok minimal seviyede aşındırmalar yaparak yani normal bir krona kaplamaya nazaran tabii ki aşındırmalar yaparak e, o bölgede bir tabaka uygulamasıdır. Lamine aslında bu tabakadır. Lamine e, ürküten bir kavram mı? Yok aslında, Yo, aslında yani ürkütecek Lamine bir de... kavram değil. Prototik ve dışarıdan yapılacak aşındırmalı bir müdahalede olabilecek aslında belki de en basit ve masumane yöntemlerden bir tanesi. Fakat mutlaka dişin üzerinde bir müdahale yapmak gerekiyor. Ee, burada esas olan şudur aslında bir maskeleme perdeleme görevi vardır. Yani örnek veriyorum dişlerinizde çapraşıklık var veyahut da dişlerinizin arasında aralıklar var. Bunların kapanmasını ya da çapraşıklıkların daha düzgün görünmesini istiyorsunuz dışarıdan bakarken. İşte o kusuru maskelemeye yarayan bir tabakadır lamine. Onun üzerine bir şekilde kullanılan materyale göre değişmekle beraber sizin sorduğunuz kompozit ya da seramik olanlar gibi materyallerle hangisi yapılacağına karar verdikten sonra o kusurun dışarıdan bakınca maskelenmiş görünmesidir. Prensip bu. Böyle bir durumda kompozit ya da seramik tercihini neye göre yaparız? Şimdi kompozit lamineler Uygulaması çok daha pratik ve hızlıdır. Klinik ortamında e, kaç tane yapılacağına göre tabii ki değişir ama bir seansta yapılıp bitirilecektir. Ve hasta oradan çıktıktan sonra tedavi edilmiş dişlerine kavuşmuş olarak gider direkt olarak. E, şey de seramik olanlarda bir laboratuvar safhası vardır. Yani dişlerde yapılan müdahaleden sonra bir ölçü alınır. Bu ölçü laboratuvara gider. Laboratuvarda model daha üzerinde daha çok zaman alan, daha çok, zaman alan, daha çok e, işçilik ve teknik gerektiren bir şeydir. E, fakat sonucunda ulaşılan şeyleri kıyaslarsak, kompozit ile seramik lamineyi kıyaslarsak, seramik tabii ki çok daha e, estetik başarısı yüksek, çok daha dayanıklı, Kullanışlı uzun ömürlü, e, evet daha kuvvetli, daha e, ee, günlük hayattaki o ağzın dinamik ortamından o aşındırıcı etkilerine karşı daha dirençli bir yapıdır. Kompozite nazaran tabii ki o yüzden daha uzun ömürlüdür. Ee, ya burada kar zarar dengesi kurulabilir. Ha çok basit e, müdahalelerde hastanın beklentileri doğrultusunda tatmin edici ise kompozitlemine zaten iş görecektir. Ee, bir de burada şey var e, devreye girebilecek. Mali boyutu var işin. E, seramik olanlar tabii ki laboratuvar aşaması ve materyalinden Kaynaklı olarak daha maliyetlidir kompozit olana Hangisi olarak. daha çok tercih ediliyor? İkisinde avantajı var ama. Var yani şöyle söyleyeyim özellikle zamandan yana çekincesi olan. Bir yani an önce, önce pratik olsun, bilsin, olsun güzel ha, görünsün. Bir an önce genellikle böyle son anlara sıkıştırılmış biraz aceleye gelmiş olduğu durumlarda... Bizim toplumumuzda biraz herkesin işi aceledir, Benim kemen olsun, hızlı olsun gibi beklenti oluyor maalesef. Öyle durumlarda genelde kompozit tercih edilir ama onun dışında ekseriyetle e, seramik lamina istiyor. O acele de neden kaynaklanıyor? Belki bir düğün öncesi değil gibi mi? Gibi özel bir gün, bir şeyi, seyahat filan yani onun öncesinde acil hızlı bir müdahale gerekiyorsa. Aynen öyle. Peki daha ayrıntılı değineceğiz ama bu tedavi yöntemlerine. İsterseniz bir sokağa uzanalım her hafta. Evet. E, izleyicilerimizin de görüşlerini ve sorularını alıyoruz. Bakalım e, onlar neler söylemiş. Dişinizde memnun olmadığınız bir şey var mı? Var tabii ki. Ee, dişimin sol arka delesinde çürük var ve dişinden memnun değilim. Çünkü ağrı yapıyor sürekli. Yani yemek yesem, bir şey yapsam direktmen ağrıyor ve bundan memnun değilim. Başka bir sorunun var mı? Başka bir sorunum yok. Şu anda dişlerimde sıkıntı var. Bu yedikçe sararıyor. Dişlerinizle ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Var abi. Nedir? Ya sabah uyurken, yatarken, kalkarken çok sızlıyor abi. Soğuk bir şey içtim aşırı da sızlıyor. Onun bir çözüm çözüm bulamadık yani daha doğrusu. Arka taraflar bu 20'lik dişten de olabilir yani. Çok çay içtiğimden sararma oluyor. Peki başka bir sorunuz var mı? Var. Nedir? Astım bronşit, nefes darlığı. Dişinizde peki. Dişinizde olan bir sorun var mı başka? Dişimizde olan başka yok. Sadece sararma, diş ağrısı. Peki sararmaya karşı nasıl bir önlem alıyorsun? Sana sadece dişlerimi fırçalıyorum yatarken ama geçmiyor yine de. Güne bir defa mı fırçalıyorsun? <laughs> şu anda bir sorunum yok ama işte genetik yapı ile ilgili üstte bir problemim vardı. E, Halle olsun diye yeniden diş yaptırdım. Şu an biraz iyiyim yani. Peki şu an herhangi bir sorun var mı ağrı size? Şu an hayır yok. Evet bazıları daha önceden de yanıtladığımız sorular aslında diş evet. sararması ile ilgili daha çok sorular gelmiş. Evet e, şimdi estetikle ilgili dişlerdeki bu renklenmeler insanların en çok canını sıkan konulardan bir tanesi. E, yine bir hanımefendi de şeyden bahsetmiş genetikten aslında önemli bir yere değinmiş. İnsanların bu estetik sıkıntıları çoğu zaman genetik kaynaklıdır. Ee, yani bir travma, bir aşınma, bir hasar kaza görmedikçe, sonucu olmadıysa... kaza sonucu olmadıkça zaten dişlerin, e, çene kemikleriyle dişlerin birbiriyle uyumlu olmamasından kaynaklanan, yani şöyle örnek vereyim, çeneniz çok dardır ama dişleriniz büyüktür. Onlar oraya sığmayacağı için dişleriniz çarpık olur. Ya da tam tersi çene geniştir, dişler ufaktır. Bu sefer aralarında boşluklar kalır. Bu gibi durumlar genetik kaynaklıdır. Ee, tamamen ırsiyetten anne babadan alınan özelliklerle alakalıdır. Bu tip durumlar özellikle bize gelen hastalarda, sizin az önce sorduğunuz sadece gülüş tasarımı için gelen hastalarda özellikle en çok karşılaştığımız sorun yani genetik. Ha ee, bunun dışında yıllar içerisinde yıpranan, aşınan ya da eksilen dişlerle ilgili de yaşıyoruz ama çoğunluk olarak böyle diyebiliriz. Ee, diğer taraftan renklenme mevzuna gelince de daha önceki programlarda bahsettiğimiz Ağız bakımı, düzenli doktor kontrolleri, diş taşı temizlikleri bunlar çok önemli. Ha bununla beraber daha ileri seviyede renkle ilgili daha fazla tatmin olmak isterse hastalar o zaman e, yani dişin yapısal bir problemi varsa renkle ilgili orada yol çizerken e, az önce de konuştuğumuz yöntemler üzerine gidilebilir. E, lamineler, porselenler ya da daha az e, dişlerde şekilsel bir bozukluk yoksa e, daha az radikal yöntemler renklenme ile ilgili yani ile ilgili yöntemler tercih edilebilir. Evet. E, diş sararmasının da bu yapısal etkenlerle alakası var mı? Var. Bunların daha kolay, kolay sararan dişler. Yani herkes evet, çay evet. içebilir ama kimisinin Mutlaka. dediği gibi izleyicimizin daha çabuk sararır ya da daha Kesinlikle çok sarı olur. güzel bir soru. Şimdi böyle renk değişikliğini etkileyen faktörler tabii ki var. Bir kere diş minesinin yapısının bozukluğu çok önemli. Diş minesi matlaşmış, aşınmış e, ya da çatlaklar oluşmuş yapıdaysa daha kolay renk tutar. Boyayıcı maddeleri tutar, daha çabuk renklenir. E, ve genetik faktörler yine burada çok önemli. Çünkü mesela daha açık tenli sarışın insanların dişleri daha sarıdır. Esmer olan insanların daha beyazdır. E, ten renginin koyuluğu arttıkça bir de bir kontrast oluşacağı için dişler olduğundan da beyaz görünür. Ama gerçekten yapısal olarak da esmerlerin dişleri sarışınlara nazaran daha beyazdır. Ee, bu da demek oluyor ki daha açıkten işte renkli gözlü sarışın insanların daha kolay sararır. Zaten çünkü sarı olmaya meyillidir. Yapısal olarak öyledir. Ee, bununla beraber işte yaş gibi faktörler çok önemli. Dişlerin üzerinde belki hatalı olarak daha iyi beyazlasın diye bir takım uygulamalar yapılmışsa yanlış materyaller daha önce değindiğimiz. Evet. O tip şeylere bağlı olarak mineğin yapısının bozulması bunu arttırabilir. Ya hastanın alışkanlıkları var. İşte çay, kahve gibi boyar maddeleri çok tüketmesi, işte tütün mamilleri kullanması gibi e bunlar renklenmeyi çok arttırıyor. E bununla beraber bir de bakım yetersizse tabii ki e bu da sizin sorduğunuz gibi daha çok sararmasına sebep olabilir. Sorulardan önce tedavi yöntemlerine değinmiştik. Kompozit lamine ve evet. e, seramik e, lamine. E, bununla ilgili estetik diş restorasyonlarında hani dişe hiç müdahale Yapılmaması mümkün müydü? Şey hiç müdahale yapmadan bir evet, restorasyon. Bundan söz bahsedelim. Bu birazcık son zamanlarda e, yine böyle popüler olmaya başlayan çok duyulan kavramlardan. Özellikle laminelerde böyle bir yöntem var. E, dişlerin üzerinde neredeyse hiç aşındırma yapmadan yapılabilen ama şimdi burada bizi kısıtlayan bazı durumlar var. İnsanların beklentilere girmesini istemeyiz. Yani doğru bilgilendirelim. Hep diyoruz ya en başında insanlar geldiğinde ne bekliyorlar? Sonucunda ne almak istiyorlar? Nasıl bir taleple geliyorlar? Burada herkes kararını doğru verebilsin diye netleştirmemiz lazım. Evet böyle yöntemler var. Bunu niye açıklamak istiyoruz? Hastalar dişlerin üzerinde hiçbir müdahale aşındırma olsun istemeyebiliyorlar bazı Değişiklik istiyorlar ama aşındırma olmasını da isteyebiliyorlar. Bu tip bir yöntem var ama bunun için vakanın çok uyumlu olması lazım. Şöyle örnek vereyim. Burada ne demek istediğimi anlatmak adına dişlerin dış yüzeyinde bir aşındırma yapmadan onun üzerine o tabaka porseleni uyguladığımızı düşünelim. Bunun aşağı yukarı işte yarım milimetre kalınlığından bahsedelim. 1 milimetre bile demiyorum. Yarım milimetre, 0,4-0,5 milimetreden bahsediyorum. Böyle bir kalınlık bile uygulandığında birden fazla dişe dudaklarınıza doğru yaptığı çıkıntılıkla siz ağzınızda bir tuğla varmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü ağız içinde... Bir ağırlık içinde mı? Sadece ağırlıktan değil, orada bir fazlalık, bir kabalık, bir çıkıntılık varmış gibi gelir. Huzursuz eder yani. Huzursuz eder, e, konuşmakta, yemek yerken bile rahatsız olabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bu bahsedilen milimetreler, ölçüler, mesafeler bize gerçek hayatta çok komik rakamlar gibi geliyor. Ama ağız içinde değerlendirirsek bunlar büyük rakamlardır. Her milimi e, hesaplamamız gerekiyor. Tabii tabii, maalesef. Ya. Milimetrenin bile altındaki ölçüler hatta. E, şöyle söyleyeyim siz... Dişlerinizin arasında bir saç teli kalsa onu hissedebilirsiniz. Herkes hissedebilir bunu. Çünkü dişlerimizin köklerinde o kadar hassas sinir uçları var. En ufacık bir şey bile hissedebilecek kadar hassaslar. Dolayısıyla siz burada saç telinin bile hissedilebildiği bir ortama yarım milimetre, bir milimetre kalınlığında dışarıdan insan yapısı bir materyali getirip koyarsanız, bu orada bir rahatsızlığa mutlaka sebep olacaktır. Dolayısıyla buna yer açmamız lazım ki bu gelip oraya monte edildiğinde, insan yapısı o materyal, vücut bunu alışabilsin, doğal kurvatürleri takip etsin. Yani dişin o dış yüzeyindeki bombesini, kapsadığı alanı, onun ağızda işgal ettiği hacime denk bir sonuca varsın. Böyle olmazsa bunun üzerine bir katman çıkarsanız bu ağızda bir fazlalık teşkil edecektir. Aynı zamanda fiziksel olarak da çoğu zaman bu tip tedavilerin dişlerin üzerine aplike edilmesi, uygulanması çok mümkün olmaz çünkü bizim dişlerimiz e, bu masanın yüzeyi kadar düz e, yapılar değildir ne? bombelidir bombeli olan bir şeyin orta kısmı çok şişkin boyun kısmına doğru daralır dolayısıyla siz tepeden o şişkin kısmına göre bir şapka geçirirseniz bunun üstüne boyun kısmını saramaz dişetin üstüne biner. E boyun kısmının darlığında bir şey geçirmeye kalkarsanız en geniş kısmından geçmez o zaten. Yani maddenin tabiatına aykırı fiziksel olarak mümkün değil zaten. Dolayısıyla hiç aşındırma olmadan bunları yapmak evet var böyle bir yöntem ama çok nadir vakalarda uygulanabiliyor ve gerçekten vakanın buna çok uygun olması lazım. Yani dişlerin yapısının, Yüzde kaç mesela size gelen vakalar? yüzdesi çok düşük. Yüzde onun altındadır. Çok çok düşük. Yani ekseriyetle bu aşındırmaları yapmak zorunda kalıyoruz çok küçük kusurların olduğu vakalardır onlar zaten. Belli belirsiz şeylerdir. E çok ekstrem kusurlarda zaten o tarz bir yöntemle hastanın beklentisini ona veremezsiniz. Yine ona o izah etmeniz ta gerekiyor. Tatmin edemezsiniz hastayı. Yani o ben istediğim şey bu değil de hiç düzelmedi diyebilir. Evet. Ee, şimdi biraz da ayrıntılandıracak olursak bu tedavi yöntemlerini birçok belki Hala izleyicilerimizin duymadığı kavramlar var. Kompozit lamine dedik, seramik lamine, full seramik kronlar, zirkonyum kronlar, metal destekli kronlar evet. diye gidiyor. Şimdi Bunlar, bunlar e, nedir? Bunlar ne anlama gelir? Hem yöntem Hangi hem de materyal. Kullanılır? Evet. Bunlar hem yöntem hem de e, materyal diyelim. E, şöyle söyleyeyim, e, mesela işte lamineden bahsettik. Lamine dişin dış yüzünde yapılan müdahalelerle çok Minimal müdahalelerle geri kalan kısmına pek dokunmadan daha ziyade e, estetik amaçlı uygulamalardır. E, lamine'ler aslında literatürde geçmişine bakarsak Hollywood kronlar diye de geçer. Bunun amacı şudur, e, Hollywood'un e, bu özellikle Vampir Kurt Adam filmlerindeki o yapay dişlerin ihtiyaçlarını gidermek için bir diş hekimi tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Öyle bir çağrışım yapıyor. E, aslında, evet, O yüzden de adı öyle deniyor. Yani Hollywood kronlar da denir buna eskisinde. E, şöyledir. Yani o işte daha belirgin olan köpek dişlerinin olduğu o vampir ağzını yaratmak için dişlerin üzerinde çok minik müdahalelerle o dişleri daha uzun gösteriyorlar. Ama bunda çok basit bir şaka dükkanında satılan bir takma dişle değil de gerçekçi görünmesi Bunu için. Bunun isteyen hastalarınız var mı? Böyle abartılı şeyler ya yani çok abartılı olmasa da mesela daha sivri olmasını. Var, var tabii isteyen. ki. Mesela daha uzun görünsün, daha belirgin görünsün, daha dışlak görünsün çok yani dudağımı çok hafif bir tebessümde bile alttan dişlerin sarkmasını istiyorum diyen de var. Görünmesini istiyorum diyen de var. İlla böyle kocaman bir gülüşe gerek yok. Onu mutlaka kenarından, köşesinden görünsün ya da daha böyle işte maskülen olsun, köşeli hatları olsun ya da çok köşeli olmasın, daha yuvarlak olsun, sinirli göstermesin beni. Çünkü e, bu tip şeyler, karakteristikler dişlerin formuyla ilgili ve pozisyonuyla ilgili karakteristikler insanın simasını ciddi oranda değiştirebilir. Evet. Yani sizi çok şirin gülmekle, çok sert gülmek arasında götürüp getirebilir. Dolayısıyla o dişlerin formu önemli. E, burada hastaların sorduğunuz gibi talepleri olmuyor mu? Oluyor. Ama burada bir yandan da hekim olarak görevimiz gereği hastayı da doğru yönlendirmemiz lazım. Yani sonuçları çok absürt olacaksa burada hastayı doğruya doğru biraz yönlendirmek lazım. Hani onu tercih ediyorsun ama sonuçları şöyle olabilir. Ha burada da fikir vermek adına şöyle yöntemlerimiz var. Hastaya öncesinde bir demonstrasyon anlamında bir model hazırlıyoruz ve bunun üzerinde bir diş modelasyonu yapılıyor. E, hasta kliniğe geldiğinde bunu dişlerin üzerine oturtup bittikten sonra aşağı yukarı nasıl görüneceğini ona gösterebiliyoruz. Ha, nasıl görünebileceğini biliyor öncesinde. Gösterebiliyoruz. Ha, sonuçlarından da az çok zaten istediklerinin çok abartılı mı yoksa kabul edilebilir mi olduğu sonucuna varmak nispeten daha kolay oluyor. Ha, bu güzel. Öncesinde en azından ha, tabii fikir ki. sahibi Sonuçlarına olması. Sonuçlarına dair bir fikir verebiliyoruz. Yani Bunu yaptıktan sonra hem belki şey de olabiliyor o müdahaleden sonra e, beklentileri de değişebiliyor. Düşündüklerinin yanlış olduğu sonucuna varıp ya öyle olmasın böyle olsun da diyebilir. Yani fikri de değişebilir. O yüzden öncesinde böyle bir şey yapmak tabii ki mantıklı. Evet. Ee, tedavi yöntemleri böyle. Peki bir başka şikayeti de hastaların gülünce güldüğünde diş etlerinin bariz bir şekilde evet, görünmesi, görünmesi belli olması. Doğru. Bununla ilgili neler söylenebilir? Yani Şimdi, bu rahatsızlık ee... dişlerle ilgili yine bir estetik sorun birçok insan Kesinlikle. için. Kesinlikle. Şimdi işte hep söylüyoruz bu estetik kavramı bir bütün. Sadece dişler olarak bakamayız. Çevredeki yumuşak dokular da işin içinde. Yani pembe estetik dediğimiz kısım işte buraya geliyor. Burada da hastaların güldüğünde diş etlerinin çok fazla görünmesi çok sık karşılaşılan ve rahatsız da eden bir sorun. Bunun olduğu vakalarda ekseriyetle diş etlerinin çok görünmesiyle beraber dişler de olduğundan bazen kısa ve küçük görünebiliyor. E ee, Bu vakalarda biraz basitten zora ve takip ederek aşama aşama gitmek lazım. Ne demek istiyorum? Ee, şöyle ki diş etlerinde cerrahi müdahalelerle diş etlerinin seviyesini ayarlamak mümkün. Ama orada doğru bir ayarlama yapmak için kontrollü gitmek lazım. Biz genellikle bu tip vakaların çoğunluğunda sorunun kaynağı şeydir. Burnun iki kanadında bulunan küçücük bir kastır. Gülmek istediğinizde o kas üst dudağınızı yukarı doğru çeker. Bazı insanlarda bu kas çok daha kuvvetlidir ve fazla çalışır. Burun kaslarıyla alakalı bu, yok, yani. Burunun hemen köşesinde aslında dudağın hareketiyle ilgili bir kas. Ama konumu orada. Yani burunun kenarında. Burun deliklerimizin hemen sağında ve solunda. E, bu kaslar dudağı çok fazla yukarı çekiyorsa, kuvvetli çekiyorsa ve üstüne üstlük bir de dudakta kısalık varsa, dudak yukarı doğru çok açılacağı için, diş etleri çok fazla görünebilir. Bu en çok e, bu sorunu yaratan sebeplerden bir tanesi. Bu vakalarda çoğunlukla yine genetik kaynaklı olmak kaydı ile çene kemiklerinde de yapısal bir farklılık vardır. Yani üst çenenin o burun altından dişin ucuna kadar olan o kemik kısmı nispeten daha uzun ve sarkık olabilir. Bunu kamufle etmek, örtmek adına bu burnun kenarındaki dudağa çeken kaslara bir müdahale yapılır. Bu müdahale çok basit bir botoks müdahalesidir. Bu şekilde kasın o çekme kuvveti azaltılarak dudağın aşırı yukarı kalkması önlenir. Yani çok rahatlıkla çözülebilecek çok basit, çok, bir sorun. Çok basit, çok kolay bir şey aslında. Fakat bu aşağı yukarı 6 milim, 8 milim kadar ciddi oranlarda bir şey kazandırır bize. Mesafe kazandırabilir. Fakat bunun sonrasında bile hala görünürlük bizi tatmin etmiyorsa üst hareketin hareketini tamamen engelleyemeyeceğimize göre tekrar bir müdahale artık mi burada söz burada bu sefer olacak. diş etlerinin kendisine müdahale etmek gerekebilir. Yani yukarıdan ilk müdahaleyi yaptık, dudağı aşağı doğru indirerek bir perdeleme uyguladık diyelim ki. E, bu sefer de hala görünürlük, görünürlük rahatsız ediyorsa ya da dişlerin hani boyu da kısa olabilir dedim ya, onların görünme miktarı da tatmin edici değilse, daha çok diş görünsün istiyorsak, o zaman bu sefer diş etlerinde, dişlerin boyun kısmında bir cerrahi müdahaleyle diş etleri kısaltılır diş etleri kısaltılırken bir yandan da uygulanacak lamina zirkonyum tam seramik gibi müdahalelerle dişlerin daha çok görünmesi sağlanır ve o pembe beyaz estetiğin dengesi uygulanır. Yani pembenin miktarı azaltılıp beyazın miktarı artırılarak dişler daha çok Diş etleri daha az görünür hale gelir. Bu şekilde hastanın iki talebi birden yerine gelmiş olur. Yani hem dişlerinin daha iyi ve güzel görünmesini sağlamış oluruz. Hem diş etlerinin daha az görünmesini sağlamış oluruz. Ee, o yüzden diyorum ki bu tip vakalarda eğer tabii ki vakanın içinde bu dudaktaki kaslar söz konusuysa basit olan yöntemle başlamak lazım. Bazen sadece o botoks müdahalesi hastayı tatmin edebiliyor Yeterli çünkü. Yeterli yani oluyor. Yani işi cerrahi boyuta biliyoruz. Ama her halükarda çözümü var. Var bir şekilde bir uygulanır. Bir Sonuçları işin şiddetine göre kişiden kişiye değişebilir. Çünkü bütün bu tedaviler kişiye özeldir. Yani bir genelleme yapmak doğru değil. Ee, bu kesinlikle bu sende böyle oldu bende de böyle olacak onda da öyle olacak. Bu doğru değil. Kişiden kişiye değişebilir. Yapılan müdahaleler evet uygulanabilecek birçok alternatifimiz var. Ama sonuçları herkeste aynı seviyede olmayabilir. Çünkü herkesin sıkıntısı aynı seviyede şiddette değil. Evet. onu mutlaka belirtti. Kimi de bundan hiç rahatsız olmayabilir. Hiç evet evet öyle hastalar da var ya yani bunu hiç kafaya takmayan insanlar da var. Ee, ama işte hani son zamanlarda bu hem sosyal ortamda hem iş ortamında görünürlük, e, imaj, e, estetik çok fazla önemli kavramlar olmaya başladığı için aranan da şeyler olduğu için insanlar artık birazcık daha böyle sanki kafaya takmaya başladı gibi. Evet. Estetik daha çok merak uyandırıyor. Evet. Görüntü önemli. Kimi rahatsız oluyor, kimi olmuyor. Kabulleniyor durumu. Evet. Bunu konuşmuşken hazır yine sokakta bununla ilgili bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Bir örnek üzerinden izleyicilerimize sordular. Dişleri böyle olan bir kişiye aşık olur muydunuz dediler ya da olur musunuz? Bakalım nasıl cevaplar gelmiş? Aşık olduğunuz insanın dişleri resimdeki gibi olsaydı yine de sever miydiniz? Aşık olduğunuz insanın dişleri resimdeki gibi olsaydı yine de sever miydiniz? Hayır sevmezdim. Neden? Kötü görünüyor. Peki diş sizin için önemli mi? Evet önemli. Evli misiniz? Evliyim. Peki kaç yıldır evlisiniz? E, 25 senedir. Ya 24, 25 yıllık evliyim. Peki eşinizin dişleri resimdeki gibi olsaydı yine de evlenir miydiniz? Ee, yani zor biraz evlenmeyebilirdim. İşler sizin için önemli mi? Önemli. İşler önemli evet. Çok önemli. Evlenmez miydiniz şimdi 25 yıllık eşinizle? Dişler yüzünden evlenmez miydiniz? İlkin ee, ilkin yani evlenirken olsaydı evlenmezdim ama şimdi yani i̇ş işten geçti. yani iş işten geçti evet fark ettim. Yani zor bir soru ama hani Bırakmazdım ama tedavi olması için böyle bir teşvikte bulunabilirdim. Vazgeçmezdin yani, vazgeçmezdim. Sevdiğin Nur'un her şeyi yapardı. Ya kesinlikle öyle. <laughs> Tövbe estağfurullah. <abi>. yap. <laughs> Dış görünüşler severdim ama güldüğü anda bütün düşüncelerin değişirdi ya. Vazgeçerdin yani onu. Elbette yani. İstersen hiç önemli mi? Tabii. Yani bu resimden sonra önemli oldu. <laughs> Ya benim için hiçbir önemi yok. Ben kesinlikle severdim ya. Hiç problem yok. Diş sizin için önemli değil mi peki? Benim için hiç önemli değil. Ya benim dişlerim de ayrı. Problem yok yani. Abi ama bu da nedir ya? Böyle olmaz ya. <laughs> Sıkıntı var. <laughs> Aşk olduğunuz kadının dişleri resimdeki gibi olsa yine de onu sever miydiniz? Vallahi kardeşim hiç e, iç güzellik de bir yere kadar. Yok sevmezdim. Kesin ve net. Kesin net. Bu nedir ya? Evet, dişler önemli, görüntü önemli. Evet, evet çok önemli. Volkan'a teşekkür ediyoruz tekrar. Kamuoyunu çok güzel yokluyor her hafta böyle. Ee, şey var. Evet, komik, güldük, eğlendik falan da e, önemli şeyler var. Yani insanlar e, ortak olarak hepsi e, buna çok önem verdiklerini ve bu yüzden bile karşısındaki insandan ya da duygusal bir şeyler hissettiği insana vazgeçebileceğini söylüyor. Ya da etkilenmeyebileceğini. Etkilenmeyebileceğini söylüyor. Ha, kimisi de zaten hali hazırda bir şeyler hissediyor, hissediyor isem de hani bu şekilde katlanma mutlaka onu teşvik ederim. Yani bunun düzeltilmesi için. Evet bu doğru bir şey. Gerçekten bu kadar da etkili. Ee, ben e Başka hekimlerden ya da psikologlardan da duyduğum kadarıyla e, ağız diş sağlığı ile ilgili sorunlar sadece estetik olarak bakmayalım aslında güzel bir fotoğraf seçilmiş orada çünkü ciddi çürükler falan da var yani bu tip vakalarda diş eti kanamaları ağız kokusu gibi problemler de oluyor sadece görüntü değil. Çevresindekileri rahatsız edecek sadece karşı cinsi değil. eşler arasında ciddi bir iletişim kopukluğuna sebep oluyor. Bunu yani psikolog arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bu ciddi alınması gereken bir şey gerçekten de. ve insanları birbirinden soğutması çok muhtemel bir şey. evet görüntü anlamında da öyle karşınızda güldüğünde daha böyle ışıl ışıl gülen birisini görmek tabii ki daha çok istersiniz ya da şöyle bir şey de olabilir belki siz karşınızdaki insana çok değer vererek ona çok takmıyorsunuzdur kafaya ama o kendisini sakınacak yani gülerken ağzını kapatmak zorunda hissedecek işte fotoğraflarda hiçbir zaman çok gülümseyemeyecek dişlerini hiç göstermek istemeyecek konuşurken dişlerini sakınmak isteyecek saklamak isteyecek dolayısıyla zaten bu insanların özgürlüğünden ne kısıtladığı için psikolojik olarak da aslında ciddi bir travma yaratıyor çünkü kendinizi hep geri planda tutmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi geri çekmeye çalışıyorsunuz. Yani şeylerden bazen okuyorum, görüyorum. Afrika'daki ilkel kabilelerde bile eş seçiminde dişlere çok önem veriyorlar kabile bireyleri. Yani dişlerin daha beyaz, daha sağlıklı görünmesi insanın muhtemelen içgüsü olarak bilinçaltında şunu yaratıyor. Dişler sağlıklı, bu sağlıklı bir birey ve onunla atıyorum bir yuva kurduğu zaman ondan sağlıklı çocuklar dünyaya geleceğini düşünür. Bu evet. bilinç altında olan bir şeydir. Sağlık göstergesidir çoğu zaman. Sağlam ve güzel görünen dişler. Dolayısıyla e, röportajda sokak röportajında verilen cevaplar evet eğlendiriciydi ama aslında çok da doğru şeyler. Ciddi de alın, alınması evet. gereken bir konu. Şimdi birçok yöntemden bahsettik. E, doğallıktan da bahsettik. Yani ne kadar doğal göründüğü evet. de çok önemli, değil mi? Yani evet. ben estetiğim diye bağırıyorsa. Aynen. Bu benim çok önem verdiğim bir konu. Ee, şöyle ki, e, şimdi biz şeyden bahsediyoruz. İyi bir diş tedavisi nasıl olmalı? Diş tedavisi üç şeyi karşılamalı. Fonksiyon, fonasyon, estetik. Bu üçünün kesişimidir her zaman. Yani ne demek istiyorum? Siz bunlarla konuşabilmelisiniz. Evet, iyi görünmelisiniz. Görüntüsünden memnun olmalısınız ve bunlarla yemek yiyebilmelisiniz birden fazla işe yarıyorlar. Şimdi bunları karşılarken amacımız bu doğrultuda bir şeyler yapmak. Bu üç ayaktan birini eğer boş verirsek bu sacaya devrilir. Ayakta duramaz. Yani üçünü de boş vermememiz lazım. E, ve bunların olabildiğince doğal olması lazım. Doğal görünmesi lazım. Ben hastalarına her zaman şunu paylaşıyorum. Yap, bir tedavi yapıldığında insanlar bunu anlamıyorlarsa yani şöyle mesela dişlerin ne kadar güzel Sinem ne kadar beyaz diyebilirler ama şunu sorarlarsa sinem dişlerini nerede yaptırdın çok güzelmiş. <laughs> Şimdi <gülüyor> böyle donan, böyle zaman bir bu soruyla karşılaşmak ha, evet. Bu yapıldığı anlaşılıyorsa o zaman gerçekten çok doğal değil demek ki çok estetik değil. Bu doğru bir şey değil. Anlaşılmıyorsa iyi. Bu çok iyi bir sonuç e, demektir. Ben bundan yanayım ve o yüzden de hastalarımı bu e, gülüş tasarımıyla ilgili estetik manada bir şeyler talebiyle geldiğinde hastalar yönlendirirken olabildiğince eğer ki talep ederse çok anormal beyaz, işte çok net düz hatları olan böyle fayans gibi görünen dişler talebiyle geliyorsa mutlaka ona bunun doğru olmadığını, işte daha doğrusunun ne olduğunu anlatmaktan yanayım ve bunun için ciddi çaba mesai harcarım. Yani e, hani doğru yolu bulalım diye. Ha her şeyin üstünde tabii ki hastanın şahsi beklentileri yine çok önemli. İlla ki bir şeyde çok ısrarcıysa e, mantık çerçevesinde olduğu sürece elimden geldiğince onu sunmaya çalışırım ama onun dışında ee, ne kadar doğal görünüyorsa belki hatta hafif kusurlar bırakarak yani gülüş tasarımı yaparak birden fazla gülünce görünen bütün dişlere müdahale edildiğini varsayalım. Bunların içinde ufak tefek küçük kusurlar işte eğrilikler, çapışıklıklar ahengi bozmayacak kadar doğal görünmesi bunları adına. bunları da böyle bırakalım diyorsunuz ki daha evet, doğal bir Ya da bölünün. yapılmışsa bile yapılırken gerçek bir dişteki kusurları içerecek şekilde yapmak lazım. Artık laboratuvarlar, teknisyenler sanatçılar sonuçta onlar yani çok iyi işler çıkarıyorlar. Hem renk anlamında hem görüntü anlamında o taleplerimizi iletirken biraz da onlara serbest bir oyun alanı bırakıp hani o sanatlarını konuşturmalar için bence yapmakta lazım. Görüntü çok daha güzel oluyor o zaman. Sırtabiliyor mu mesela hani uygulama yapılan dişle uygulama yapılmayan diş mesela yan yana o nasıl? Heh dengelemek de tabii burada değil mi? E, işte aslında sizin sorduğunuz soru çıkış noktası biraz burada yan yana olan dişler diyelim güldüğümüzde hı hı. görünen iki tane diş var yan yana birinde müdahale var birinde yok Bunların başarısını etkileyen faktörlerde işte o materyal seçimi çok önemli. Evet. Yani kullanılacak şeyin tam seramik mi olduğu, metal destekli mi olduğu, zirkonyum olduğu çok önemli. Metal destekliler burada daha başarısız maalesef. Çünkü şöyle bir şey var. Altındaki metal altyapıdan dolayı ışık geçirgenliği yok. Işık geçirgenliği olmadığı için daha donuk ve mat durur. E, fakat doğal dişlerin mine tabakasının ışık geçirgenliği vardır. Translüsensisi vardır. Yani Yarı saydam şeffaf görünürler. Tamamen mat ve hiç ışık geçirmeyen bir diş onun yanında mutlaka sırıtır. Kuvvetli bir ışık kaynağı altında, işte güçlü spotların altında, fotoğraf makinesi flaşı ışığı geldiğinde e, onların farkı çok daha göze batar. E, dolayısıyla bu gibi vakalarda olabildiğince estetik olanı seçmek lazım. O e, farkı gidermek, gidermek için, ya da en azından oluşmasını indirmek önlemek için. için en başından. Evet. Aynen öyle. E, arka bölgelerde evet, sadece bizim için o yapılacak tedavinin Azı işleri için söylüyorum sağlamlığı, uzun ömürlülüğü, iş görmesi, dayanıklı olması önemli. Ama ön tarafta ön e, ışığın geçtiği ve çok net görünebilen yerlerde e, orada işte işin içine başka kavramlar giriyor. E, burada zirkonyum gibi, full seramik gibi ya da işte lamineler gibi daha estetik yöntemlere gitmek e, daha çok hastayı tatmin edecek sonuçlar verir. Doğallığı umursamayan var mı? Yani evet, ben bunu istiyorum. Yani doğal görünmese de olur hocam diye. Şimdi o tip vakalar genellikle şöyle oluyor. E, Sinem Hanım. yani e, hasta genellikle çok genç hastalar olmuyor bu hastalar ve ilk beklentileri şey oluyor. Rahat rahat konuşabilmek, rahat rahat yemek yiyebilmek. Hele ki uzun süreli bir atıyorum diş eti hastalığı, çene kemiğiyle ilgili bir rahatsızlık, işte eksik dişlerle ilgili ...hani fonksiyonu tam olarak göremeyen bir ağızla uzun bir zaman geçirmişlerse... ...ilk talepleri aslında ya da ilk hayal ettikleri şey rahat rahat bir şeyler yiyebilmek oluyor. Ee, konforlu bir şekilde çiğneyebilmek, sindirebilmek oluyor. Sindirimle ilgili problem yaşamamak istiyorlar. Ee, kuvvetli ısırabilmek, bir şeyleri koparabilmek istiyorlar. Ve rahat harfleri doğru telaffuz ederek konuşmak istiyorlar. Bu tip beklentisi olan insanlar benim için estetik o kadar da ön planda değil... ...bana insani ihtiyaçlarımı sağlayacak... Karşı, ...şartları sağlayın, yeter. verin... ...ben başka bir şey istemiyorum diyen hasta... Bu yaştan mutlaka... sonra kime görüneceğim diyor. O ya, o işi şakayla karışık evet... ...öyle talepler olabiliyor ama... ...hani herkes şunu ister... E, yapıldıktan şimdi bu beklentinin... ...geldiği zamanla alakalı... ...siz e, hastanın ihtiyacı olan... ...şartları ona sunduğunuz zaman... ...bir süre sonra estetik beklenti olmaya başlıyor... ...ama o şartlarla alakalı... ...yani siz şu anda içinde... ...bulunduğunuz şartlarda geliriniz dahilinde belli bir ev ve arabaya sahipseniz birazcık daha kazanıp onlara sahipken onun seviyesinde değil de daha üstünde bir şeyler istemeye başlarsanız Bunun gibi bir kavram aslında bu. Yani asgari ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra estetik talepleri olmaya başlayabiliyor. Beklentiler farklılıklar gösteriyor. Yaşa göre mesela sizin Kesinlikle. de söylediğiniz gibi. Tabii. Peki beklentileri de karşılamanız gerekiyor. Bazen zorlanabiliyorsunuz. Evet. İnsanlar beklentilerini neye göre belirlemeli? Şimdi insanlar beklentilerini çoğunlukla bize gelen işte şeyde hastalarda estetik bir taleple, tedavi talebiyle geliyorsa çoğunlukla. Genellikle yanlarında bir telefonlarında veyahut da basılı halde bir fotoğrafla gelirler. Bir örnek. Bir örnek yani... Bu ünlü birisi olabilir, ailelerinden, akrabalarından tanıdığı, daha önce tedavi olmuş biri olabilir ya da onun doğal dişleri olabilir. Ya da eee yaşı ilerlemiş bir hasta ise kendi gençlik fotoğrafı olabilir. E, bu şöyle bir şey oluyor. Gençliğindeki doğal dişleri artık birkaç defa protetik tedavi falan görüp de değişikliğe uğramışsa tekrar eski haline kavuşmak, dönmek isteyebilir hastalar. Bu tip beklentilerle geliyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum var kendisinin gençlik fotoğrafları neyse tabii ki onda da değişiklik var anlatacağım ama çok başka bir insanın dişlerine sahip olma beklentisiyle geldikleri durumlarda bu vakalar bizim için zor çünkü e, insanların iskelet yapıları, yumuşak dokuları hepsi birbirinden far farklı. Parmak izlerinin farklı olması gibi bir şey bu. Kaşı gözü aynı değil, burnu aynı değil, yüzünün genişliği aynı değil. Kimi insanın yüzü daha oval, kimisi daha e, köşeli hatlı. İşte ten rengi farklı, yaşı farklı, cinsiyeti farklı. Bir sürü şey var. Dolayısıyla bunların hepsinin hesaba katılması lazımdır doğru diş formuna ulaşmak için. Yani dişin şekliyle ilgili bir talebi var hastanın. Bunun için bize bir fotoğraf gösteriyor. Ama fotoğraftaki kişiye Dişler benzetilmesi istenen kısım tamam da dişler dışındaki kısmı ne kadar benziyor? O dişler o insanın yüzünde güzel duruyor. Evet birebir aynısını size yapabilsek bile belki sizde güzel durmayacak. Çünkü sizin yüzünüzün şekli onun gibi değildir. Gözleriniz onun gibi değildir. Ten renginiz onun gibi değildir. Dolayısıyla hastaya bunların hepsinin anlatılması lazım. Bu ıı, tıpkı hani bir burun estetiği yaptırmak aynen isteyen öyle, ya da aynen dudak. öyle. Çene, dudak. E. Aynen. Peki sizinki daha mı zor? Yani bir burunu belki şekillendirmek mi sizinki daha kapsamlı bir şey olduğu Birazcık için. Birazcık daha zor olabiliyor. Daha çetrefilli Çok haklısınız. Mi? Şöyle bir şey var çünkü işin içinde. Hani az önce dedim ya üç tane şeyin kesişimi bir sac ayağı gibi düşünelim. Üç bacağı var bunun. Yani estetik tamam. Beklentileri karşılayalım orada da. Ya bunun içinde bir de fonksiyon ve fonasyon var. Yani hastanın konuşabilmesi de lazım. İşte Yemek yiyebilmesi, çiğneyebilmesi lazım, ısırabilmesi lazım. Şimdi hastanın çene yüksekliği ya da yüz yüksekliği çok dar diyelim. Üst ve alt çeneler arasındaki mesafe çok dar. Fakat bana gösterdiği örnek fotoğrafta diyelim ki beklentisi olan kişinin ön dişleri çok uzun. Şimdi ön dişleri çok uzun yapabilmem için arka dişleri uzun yapabilmeliyim ki yükselterek ön dişlere yer açayım. Yoksa ön dişler birbirine çarpar ve ağzınızı kapatamazsınız. Isıramazsınız, konuşamazsınız, sağa sola hareket ettiremezsiniz, dişler birbirine çarpar. Yani dolayısıyla burada hastanın beklentilerini sağlamaya çalışırken, estetik olması için uğraşırken, bir yandan bunun doğallığını da hala koruyor olması gerekirken, bir yandan da hastanın bunlarla yemek yiyebilmesi lazım, ısırabilmesi lazım ve konuşabilmesi lazım, ağzını hareket ettirebilmesi lazım. Dolayısıyla bunların hepsini sağlamak işi daha komplike bir hale getiriyor biraz. Bu tür hastaları tatmin etmek daha zor. Peki ikna olduktan sonra caydırıcı olabiliyor mu? Çünkü onu istiyor ya. O olacak diyor. Yani o zaman burada şöyle bir şey olabilir. Eğer beklentiler çok uçuksa, gerçek dışıysa ve hiçbir şekilde iletişim kurulamıyorsa... o zaman zaten hastaya istediği şeyin verilemeyeceğini açık açık söylemek lazım. Yani burada inatlaşıp da hastanın da mutlu olmayacağı bir şey yapmanın alemi yok. E, i̇lla öyle bir şey istiyorum ve bunun dışında hiçbir şekilde mutlu olmayacağım diyorsa, o zaman normal halinde kalması hastanın isteğinin dışında bir şey yapılmasından daha doğrudur. Evet. Yani hiçbir değişiklik yapılmamalı o zaman. Hali hazırda yıllardır alıştığı doğuştan gelen Allah vergisi olanla devam etmesi çok daha doğru bir karar. Beklentiler farklı, çok uç beklentiler de var. Ee, görüntü söz konusu sonuçta. Peki sadece dişimin renginden memnun değilim. Evet. Ne Şimdi dişlerin yapısal olarak e, ağızdaki pozisyonundan, duruşundan, açısından, seviyelerinden, birbirle uyumlu dizilerinden, e, dişlerin görevleri gereği durmaları gereken yerden, eğer memnunsak, bunlarla ilgili hiçbir kusur yoksa ya da ufak tefek kusurlar var ama önemsenecek seviyede değil, büyütmeye gerek yok, kafaya takılmıyorsa bunlar, hastanın sağlığına bir engel teşkil etmiyorsa, sadece renkle ilgili bir problem yaşanıyor ise, burada ne yapılabilir? Şimdi burada renkleşmenin sebebi ve şiddeti önemli. Renkleşme neden olmuş? Sonradan oluşan bir şey mi, dişin yapısından kaynaklanan bir şey mi? Eğer sonradan olmuş bir şey ise, yani mesela oral hijyen eksikliğine bağlı oluşmuşsa, işte tüketilen gıdalara bağlı oluşmuşsa, bunları gidermek kolay. Ee, bir temizlikle, e, diş taşı, diş eti temizliğiyle, tedavisiyle renkleşmeler giderilebilir zaten. Ha Bunun neticesinde hastanın daha daha dişlerinin beyaz olması gibi bir talebi varsa o zaman daha ileri seviye bir beyazlatma tedavisi uygulanabilir. Ee, eğer ki dişin yapısında bu tarz temizlik ve beyazlatma tedavileriyle giderilemeyecek tarzda bir renkleşme varsa, e, sadece rengini açmak çözüm değil ise bu gibi vakalarda e, hasta gerçekten bunu çok büyütüyorsa o zaman daha nispeten radikal olan e, yöntemlere kaymak gerekebilir. Yani lamine gibi ya da seramik kronlar gibi. Beyazlatma işlemi zarar veren bir işlem mi? Beyazlatma mı? işlemi hekim kontrolünde yapılırsa, doğru aralıklarla yapılırsa zarar veren bir işlem değildir. Beyazlatıcı ajanlar e, klinik ortamında hekim ve e, hijyenisti asistanı kontrolünde yapıldığı zaman... Dişlerin çevresindeki dokular izole edilir, dudak, yanak, dil, işte diş etleri gibi koruma altında olur. E, çünkü bu beyazlatıcı ajanlar e, bu yumuşak dokulara zararlı olabilirler. Sadece dişe tatbik edilmesi gerekir. Sert doku için üretilmiştir çünkü bunlar. E, kontrol altında yapılır, doğru zamanlarda uygulanırsa zarar vermez. Sadece ilk uygulandığı seanslarda bazı hastalarda ufak tefek hassasiyetler olabilir. Bunlar kısa süreli ve geçicidir. E, bazı hastalarda hiç olmaz bu. Ee, bunun uygulaması klinik ortamında gözetim altında yapıldığı sürece sıkıntı yok. O çok sık yapılması doğru mu? Bence doğru bir yöntem değil. Yani, ne kadar sıklıkla? Yine bu da değişken yani, belki kişiden kişiye göre ama. Kişiden kişiye değişiyor. Yapısal olarak da değişiyor ama bu az önce anlattığımız alışkanlıklar çok etkiliyor. Yani eğer e, hasta bu alışkanlıklarını bırakmayacaksa aynı performansa devam edecekse çay, kahve, tütün mamülü tüketimine renklendirici gıdalara ve ağız bakımında iyi yapmayacaksa, yapamıyorsa, o zaman beyazlatma konusunda ısrarcı olmak doğru değil. E neden doğru değil? Çünkü yapılan tedavinin süreci dayanıklılığı olması gerekenden yetersiz kısa oluyor. Yetersiz kalacak yani. Aynen yetersiz kalacak, tatmin etmeyecek. E verilen bir emek var, harcanan bir para var. Buna yazık. Yani bu gereksiz bence. Böyle olmasındansa, e, ha hasta bunlara ben evet sahip çıkacağım, bunu işte daha iyi bakacağım beslenme alışkanlıklarıma dikkat edeceğim diyebiliyorsa o zaman çok mantıklı. O zaman zaten çok dayanıklı ve verimli bir tedavi olacaktır. Şimdi süremiz de azalıyor. Toparlama kadına da biraz çok ayrıntılı bir konuş, konu dedik. Gülüş tasarımı. Evet. Ee, işte dudak köşelerinin düşüklüğü, gülme hattı, dudaklar etrafındaki çizgiler, kırışıklıklar evet. hepsine dikkat etmek gerekiyor. Bunları işte bu faktörleri değiştirmek ne kadar mümkün? Şimdi burada şey var. Dedik ya hep sadece dişler değil. Dişleri düzelttik, diş etlerini düzelttik. Ağız içiyle ilgili bütün kusurlar bitti. Fakat ondan sonra göze batmayan başka şeyler batabilir ya da önceden de batıyor olabilir. Dudak seviyeleri, dudaklardaki kalınlıklarla ilgili problemler, dediğiniz gibi dudak köşelerinin düşüklüğü, etrafındaki kırışıklıklar, burun ve dudak köşeleri arasındaki oluklar bunlar çok göze batabilir. Yaşlı gösteren unsurlardır. Bunların giderilmesi için de dermal dolgular ya da botoks uygulamaları yapılabilir. Bunların seviyelendirmeleri düzelir. Botoksta dudak köşelerinin düşüklüğü giderilebilir. İşte az önce söylediğimiz diş etinin çok görünmesi ortadan kaldırılabilir. Dudak çevresindeki çizgiler giderilebilir. E, dudak kalınlığıyla ya da işte bu oluklarla ilgili bir problem varsa da onlarda da dermal dolgu uygulamayla giderilebilir. E, bir bütün olarak düzeldiği zaman hani estetik tam anlamıyla tatmin edici bir sonuca varsın diye aslında böyle evet, bir bu. yol çizilir. Evet. Peki şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamın ardından yeniden karşınızdayız. Alpay havayla sağlıklı gülüşler devam edecek. Alpay havayla sağlıklı gülüşler devam ediyor. Evet Alpay Hava ile Sağlıklı Gülüşler programının bu haftalık sonuna yaklaşıyoruz artık. Gülüş tasarımını konuştuk, estetik diş hekimliğini konuştuk, merak evet. edilenleri yanıtladık. Toparlayacak olursak hocam. Ee, evet estetik diş hekimliğinden bahsettik. Estetik tedavilerin e, hastaların beklentileri doğrultusunda olması gerekiyor. Bunlara önem veriyoruz. Tabii ki burada... Tabii anlamdaki kısıtlamalar, kriterler, kurallar da önemli. Yapılan tedavilerin e, hem doğal, hem kalıcı, hem sağlam, hem sağlıklı olması, hem de çok estetik olması gerekiyor. E, ve hastanın da aynı zamanda beklentilerini tatmin etmesi yüksek gerekiyor. Yüksek tutması da E Burada olabilecek gerçekçi olmak, e, doğru seçimleri yapmak gerekiyor. Bunlara önem vermek lazım. Bu yönde yönlendirmek lazım insanları. Peki. O zaman sonuna geliyoruz programımızın önümüzdeki hafta cumartesi saatler 12'yi gösterdiğinde bambaşka konularla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. İyi hafta sonları hoşçakalın.